Şimdi ben sizi başka tarafa götüreceğim, arka bahçeye. Televizyonları açıyorum abi. Trabzon başkanı devamlı konuşuyor, beyanat veriyor. Televizyonları açıyorum. Trabzon başkanı antrenman sahasında geziyor. Ne işi var abi? Abi takımın yanında çok olduğu, enteresan. Bu işler takımın olduğu yanında olduğunu zaman gösteriyor hocam. olmaz. Bu işler olduğu zaman işler bir tuhaf olur. Yani futbolcu ne işi var abi? Başkan oralara girmemesi lazım. Başkan o kadar çok konuşmaması lazım. Demek ki rahat değil. İçeride de huzurlu değil. Gösteriyor bir şeyleri. Oraya gidiyor, konuşuyor, bilmem ne yapıyor. O teknik adamın işi. Antrenmana sen mümkün olduğu kadar gitmeyeceksin. Senin işin değil. Bundan önce de giriyordu hocam. Ben hem Ünal Hoca zamanı, Hüseyin İşte Hoca zamanında da gitmemesi giriyordu. gerekir. Bak gitmemesi gerekir. Hocam ama bu maç... Sana gelsinler. Yarın antrenman sahasında bir şey olduğu zaman sen yanarsın. Bu maç için Futbol takımında her şey olabilir. Bu maç için Bir yaptığı futbolcu da doğru. olur, antrenör de olur, malzemeci de olur. Sen orada olmayacaksın. Erman abi, Sen peki başka yerde böyle olur. Sen yukarıda maçlarda olacaksın. gerekmez mi bu? Hani başkanların Tabii. böyle camiayı da birleştirici üst kimlik olarak böyle maçlarda gelirler Hayır. ya. Hayır. Onlar öyle işte baklava Ya bu getirirlerdi, maçlara bilmem ne. özel, Yok büyük abi öyle maçlara özel şey. diyor. Öyle şey yok abi. Şey hatırlayın. Evvelki Tabii seneyi kulüp başkanı hatırla. filan Erman duracak abi. abi yerinde. Gidecekler abi. Olmayacak. Yanlış. Hayır. Yani kulüp başkanı gidince daha mı fazla koşacak topçu? Daha fazla koştu. Bence kulüp İyi de başkanının rolü motive var. etmek Aynen. anlamında. O motive. Erman abi Benim aklım almıyor. hatırla Ahmet Ağalı yeni seçildi. Malatya maçı oynadı Trabzon. Erol Bulut'tu gene Malatya hocası. 5-0 mı? 5-1 4-1. mi? Ben görevdeydim. 4-1. Yok Ünal şeyde hocayla. yenildiği mağlup olduğu maç. Mağlup Tamam oldu. 5-0'lık maç. 5-0 mağlup oldu. Bir hafta sonra da Fenerbahçe maçı var. Onur'la şeyi Burak Yılmaz'ı Kadroş. kadro dışı bıraktı. Bir hafta yattı kalktı Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde. Fenerbahçe'yi yendiler. 2-1 bitti galiba maç ama. Ya da 2-0. 5-6 da olacak maçtı Evet. yani. Doğru. Ondan sonrası şey başladı zaten. Zaman devamlı yazsaydı abi. Yani Hikaye şeydi. yazsaydı ya. Diğer maçları da alsaydı Abi yatırınca. kriz zamanlarında yöneticiler bazen senin dediğin en doğrusu. Yanlış anlama. Senin dediğin en doğrusu. Yani Samandıra'da başkan, yönetici ne kadar az olursa o kadar iyidir. Ben futbolcuların da çok hoşlandıklarını zannetmiyorum. Böyle kapıdan çıkıyor Ahmet Bazı Ağalı şeylere görüyor. şahit Şunu olma. görüyor Olursan bu falan. sefer ne yapacaksın onu düşün. Her an bir şey Tabii patlayabilir tabii. ya. Aa, sizin dediğiniz en doğrusu. Ama orada bu kriz ortamında ya bu bıçak sırtındalar. Şimdi ben takip ediyorum. Trabzonspor taraftarlarının yorumlarını felaket. Ahmet Ağalı'na dalıyorlar. Edin Iftın'a Skorlar kötü dalıyorlar. olunca Tabii doğal o olarak herkes yani bu oraya arada buraya bir haber var. dalıyorlar. İyi Trabzonspor'dan iyi haber alan bir dostumdan bir bilgi diyeyim ben. Fatih Tekke tam yetki ve uzun vadeli sözleşme isterim demiş ve bir şans da Fatih'e verelim kafasıyla Fatih Tekke gelmez diyor. İyi bir Fatih Tekke'nin de çok yakın arkadaşı olan önemli bir Trabzonsporlu Abi dostumuz bu. Fatih Tekke bize Hani bir düşmez. şans Ya ona şöyle verelim bir kafasıyla bak şöyle bir şey var. gelmez diyor. Güven abi şöyle bir şey var. Şimdi İstanbulspor'un teknik direktörü. Şu an bir takımın teknik direktörü olduğu için çok Başarı fazla bir da şey. gidiyor İstanbulspor bu ara. Tabii Yani tabii çok, çok da da gidiyor. Çok başarılı. da başarılı. İstanbulspor'u tebrik Yani etmek gerekir. İstanbulspor Fatih önemli Tekke'nin büyük bir illaki camia. Başarılı olmasını Trabzonspor'la isteriz. yolları kesişecektir. Ha bu belki şimdi olacak, belki sonra olacak ama yolları Trabzonspor'la Fatih Tekke'nin kesişecektir. Böyle bir kariyer, böyle Trabzonspor'la özdeşleşmiş bir ismin orada isminin adının anılması da çok da doğaldır. Ha şu süreçte dediğiniz gibi çok fazla hoca alternatifi yok ama şu an Trabzonspor'un takımının başında bir hoca var. İki, yani bir hoca var Edin Ettin diye. O hocadan sonra tabii ki biz bunları konuşabiliriz ama Abdullah Avcı ben de çok net olarak biliyorum senden sonra çünkü 2-3 hafta daha 3 hafta önceydi herhalde hocam sen söylediğin zaman Rey hocam. Son durumu net olarak bilmiyorum ama ben çok yakın olduğunu düşünmüyorum işin aslı ama son bu maçtan sonra Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra olay hangi boyuta gelir onunla alakalı çok Ben fazla bir şey söyleyemem. Fatih Tekke bir çalışıyor, iki de sen Tevin bir şey söyledin. Beş Futbolda galibiyet bir beraberlik hocam. Çok Ender, başarılı. Futbolda Şey, 7 ne? maçta Futbolda bir şey. Bak İstanbulspor şimdi 6 mı 7 mi? futbolda ne dedin? Doğru zamanda doğru yerde olmak gerekir. İşte rakip ceza sahası içinde topla buluşmakla ilgili. Antrenörlük için de öyle. Doğru zamanda doğru yerde olmak gerekir. Aynen. Fatih Tekke gayet iyi gidiyor. Burada devam edip böyle bir şey olacaksa sezon sonu olur. Onun için biraz daha tecrübelenmesi Tabii gerekir. onu planlamasını o En yapacak hocam, biz önemlisi de değil. bu. Gürcan Temin çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki
Ya söylüyorum. Mehmet'e döndü hatta. Dedi ki şöyle bir şey. Ya bu iki maçı beklemeye gerek yok yani. Antrenör iyiyse dedi. İki maç yani iyiyse bu skorlara da bakması yine aynen devam eder. Kötüyse de bu maçlara skorlarına bakmadan 6 puan da alsa yine yollarsın. Bu önemli olan bu Ender. O pırıltı, o farklı açar, mantık. Doğru o kaliteyi antrenörde görüyor musun? O başarılı olma yapısı var mı? Yetisi sinyali var mı? Ya da becerisi. Aynen var mı? Ona göre değerlendirecek. Ona yönetim kararı verecek. Ona göre yoksa ya Kasımpaşa'ya işte yendik, Alanya yendik değil, diye değil. Sen 40 maçlık bir sezon oynuyorsun. Uzun bir maraton. Bu beni daha götürür mü? 6. hafta ama aslında. Şu ya bu beni götürür mü? Yani başarısız Trabzonspor'u yani. Ender Newton beni götürür mü? Yani bu maratona ben Newton'la rahat rahat sonuna kadar gider miyim? Esas yönetimin başkanın buna karar vermesi gerekir. Bu beceri var mı? Bu farklılığı bana yaratır mı sahiçine Trabzonspor'un lehine bu antrenör? Oyuncuları geliştirir mi? Oyunu geliştirir mi? Esasen cevap verilmesi gereken sorular bunlar. Var mı Feyyaz Hoca? Şu an bence yok. Şimdi güzel söyledi Reha da. Şimdi yönetimlerin onları çok fazla ciddiye aldığını düşünmüyorum. Şöyle yönetim hangi hocayı getirirsem ben daha çok burada kalırım diye düşündüğü için ne yazık ki hoca tercihlerinde, bu da başka bir bakış açısı. Hoca tercihlerinde yanlışlar yapıyorlar. Ben şu anda Trabzonspor yönetiminin sadece bunu düşündüğünü yani hangi hocayı getirirsek biraz daha az eleştiri alırız. Daha uzun süreli. Şimdi çok güzel bir şey söyledin demin Ender. Yani Fatih Hoca demiş ki Fatih Tekke yani tam yetkiyle uzun süreli bir çalışma garantisiyle gelmek istiyorum. Bir de Fatih'i yani, deneyelim yaklaşımı. Evet o yaklaşıma karşı demek ki Fatih de oraya geldiği zaman güçlü gelmek istiyor. Evet. Yönetimde de bunu mutlaka göz önünde bulunduracaktır. He, ortada bir hoca da var. Şu anda takım başında bir hoca da var. Onu da rencide etmemek tabii lazım. Tabii ki. Görevinin ama başında iki hoca da. Yani olumsuz bir açıklamada hiç yönetimden öyle evet bir şey de gelmedi. Yanında izledi, arkasında izlediler pardon. Trabzonspor yönetimi şu anda kendi istikbalini düşünecektir. Erman abi bana gülüyor. Hocam iş bu safhaya geldiyse amcam zaten adına gidecek de. Başkan Abdullah Avcı'ya nasıl bakıyor acaba? Bunlar nereden çıkıyor? Peki bu başkan acaba Şota'ya nasıl bakar? Ha, ben bir de Şota devam ediyor ama. Ama devam ediyor şeyde değil mi? Kazakistan'da mıydı? Özbekistan'da mıydı? Çok büyük Özbekistan'da. Çok büyük bir rakamla çalışıyor hocam. Evet. O iş hallederler. Tartışmalı pozisyonları soruyorlar. Hemen tartışmalı pozisyonlara girelim o zaman arkadaşlar. Tartışmalı pozisyonlara bakalım. Abdülkadir 19. dakika. Değerli izleyenler maçın 19. dakikasında bir hava topu mücadelesi var. Abdülkadir o mücadelenin öznelerinden biri. Bu pozisyonda bir Caner var orada pozisyonun içinde. Abdülkadir yükseliyor, vuramıyor. Burada bir Caner'in teması var mı? Bu temas penaltı gerektirir mi? Bu temas o düşüşü getirir mi? Yorumlar sizin. Nereden başlayalım? Ya bugün buradayım ama Reha Hocam gelenek sizden başlamak. Sizden başlayalım. Ya, bir şey yok yani normal. Bence karar, bir şey yok diyorsunuz. Karar doğru. Feyyaz Hocam. Şimdi orada Abdülkadir sıçrarken böyle bir öne doğru bir şeyi var. Bir hareketlenmesi var. Orada bir hafif bir şarj var ama penaltı ağır karar olurdu bana göre. Ama Caner'in elleri de boş durmuyor orada. Böyle bir yani onu bir tutmak ya da topa hakim olmak değil de öne doğru bir itme gibi bir şey gözüküyor. Peki itme varsa penaltı olmaz mı? Penaltı olması lazım ama o şimdi sertlikte değil yani mi diyorsunuz? Abdülkadir'in bir de orada topa böyle bir yükselme şeyi yok sanki. Böyle bir bakın evet görüyorsunuz. Yani Abdülkadir bir saniye önce yükselse havada yakalanacak. Orada kesin penaltı bana göre. Abdülkadir onu hissedince mi yükseliyor? Evet yani sanki Abdülkadir de burada bir penaltı almak niyetinde. Yani sanki onun itişiyle yükseliyor. Bir saniye önce şöyle sıçrasa, vurmaya çalışsa ayakları yerden kesildiği için çok daha net bir penaltı alabilirdi şu anda. Gürcan Bilgiç. Yok yani buradaki pozisyonu bize Abdülkadir gösterdiği için konuşuyoruz. Yani Erman abi şey anlattı ya işte Falcao'nun kırmızı kartında Erzurumsporlu oyuncu ah oh attı kendini. Burada Abdülkadir çok gösteriyor. Bence burada itme yok. Tam tersine tutma var. Yani orada göstermiş Abdülkadir kendisini. Bence devam kararı doğru.
Mehmet Yılmaz. Bence elini ne olursa olsun biraz kullanmış. Ya verirse de bence bir şey diyemezsin. Ben çok ağır olduğunu düşünmüyorum. Ya sonuçta hani açı belki yanıltabilir ama elini sonuçta çıkarken mesela Ömür arkası